Türkiye'nin dört bir yanında kent üniversitelerinin sayısı gittikçe artıyor. Kentteki üniversiteler şehre, şehirde üniversitelerine sahip çıkıyor. Doğu Anadolu bölgesinin çekim merkezi Erzincan'da bu kentlerimizin başında geliyor. Kameralarımızı şimdi dünyaya entegre olmuş donanımlı bireyler yetiştirerek toplumun yaşam kalitesini arttıran Erzincan Üniversitesi'ne çeviriyoruz. ...1967'de açılan Erzincan Eğitim Yüksekokulu'yla temelleri atılan Erzincan Üniversitesi, etrafı dağlık, ortası bağlık ve yukarı Fırat Havzası'nın derin kültürüne sahip doğa harikası Erzincan'da 1 Mart 2006'da kuruldu. Hızlı bir gelişme ve büyüme ile Anadolu'da bir dünya üniversitesi vizyonuyla yola çıkan kurum, bünyesindeki 3 enstitü, 9 fakülte, 5 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 800 akademik, 510 idari personeliyle yaklaşık 20 bin öğrencisine modern ve teknolojik imkanlarla donatılmış bir ortamda öğretim hizmeti veriyor. Erzincan Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlyas Çapoğlu, en büyük hedeflerinin Anadolu'da bir dünya üniversitesi kurmak olduğunu söylüyor. Erzincan Üniversitesi 2006 yılında kurulmuş yeni jenerasyon üniversitelerden birisi. Güzel, şirin şehrimiz Erzincan'da 24 ayar, her şeyinin 24 ayar olduğu bu şehirde 24 ayar bir üniversite oluşturmak üzere kurulmuş bir üniversite. Onun için vizyonunda bir cümle var Erzincan Üniversitesi'nin: Anadolu'da bir dünya üniversitesi kurmak. Evet. Bu vizyona göre biz 2010'dan beri var gücümüzle çalışıyoruz ve 24 ayar bir üniversite oluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Eğitim programlarıyla bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel yapısına katkı sağlayan üniversite, 21. yüzyıla entegre olmuş vizyonuyla eğitimde örnek bir model teşkil ediyor. Bugün oluşturduğumuz öğretim, eğitim, öğretim altyapıları, bilimsel altyapılarla, sosyal, kültürel amaçlı kullanılacak mekanlarla bu çağdaş üniversiteyi oluşturma yolunda önemli adımlar attık. Üniversitemiz, dünya üniversiteleri sıralamasında aldığı yere baktığımız zaman bu çok çarpıcı olarak önümüzde durmaktadır. Biliyoruz ki İlk 500 üniversite arasında yer alan 4 tane üniversitemiz var Türkiye'de. İlk 1000'de yer alan 18 üniversite var. 2000'de yer alan 76 üniversitemiz var. Üniversitemiz bu 76 üniversite sıralamasında 33. sırada yer almaktadır. Bizim için çok önemli bir başarıdır bu. Hedeflerimize emin adımlarla yürüdüğümüzü ve gelecek 10 yılda Türkiye'nin ilk 30 üniversitesi arasında yer alma iddiasını gerçekleştireceğinin önemli bir göstergesidir. Bunun için bütün arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışıyoruz. Bu başarı tamamen beraber çalıştığımız kadronun eseridir. Öğretim üyelerinin, idari personelin ve öğrencilerimizin katkısıdır. Öğrencilerimizin katkısı bizi motive etmesinden dolayıdır. 2015 yılını kalite yılı ilan eden üniversite, yüksek lisans ve doktora programlarında yetiştirdiği öğrencilerle Türkiye'nin geleceğine katkı sağlamayı hedefliyor. Biz 2015 yılını kalite yılı olarak ilan ettik. Bundan sonraki yıllarımız daha kaliteli işler yapmak. Yani fiziki mekanları oluşturduk, insan kaynaklarımızı oluşturduk. Şimdi kalite hedefli çalışmamız gerekiyor. Ve burada öğrencilerimizin sayısını artırmadan lisansüstü düzeydeki öğrenci sayılarını artırmaya çalışacağız. Bugün 1700 civarında lisansüstü öğrencimiz var. Hedefimiz bunu 5000 üzerine çıkarmaktır. Evrensel düzeyde bir üniversite olma hedefiyle yola çıkan kurum, uluslararası ilişkiler programlarıyla öğrencilerini ve öğretim elemanlarını diğer ülke üniversitelerine de taşıyarak dünya bilimine de büyük katkı sağlıyor. Profesör Doktor Çapoğlu, Erasmus ve Mevlana programlarıyla Türkiye'nin coğrafyasının eğitim üssü olması gerektiğine
dikkat çekiyor. Erasmus'un bir benzeri Mevlana programı var. Evet. Erasmus daha çok Avrupa ülkeleriyle öğrenci değişimi, öğretim elemanı değişimi çerçevesinde sürdürülen bir işbirliği. Ama Mevlana programı da bütün dünya ülkelerinden hocaların, öğrencilerin değişiminin yapıldığı bir program. Türkiye'nin desteklediği bir program. İnşallah daha da kapsamlı olursa hedefimiz bu coğrafyanın eğitim üssü olsun. İnşallah. Amerika'ya nasıl insanlar gidiyor, oradan daha çok bu hizmeti alıyorsa bu coğrafyada bunu Türkiye'ye başarsın, başarmak için çalışsın. Çalışırsak ama hiç yılmadan çalışırsak bunu başaracağımıza inanıyoruz ve Türkiye'ye çok büyük bir katkıma değer buradan sağlayacağımıza inanıyorum. Öğrencilerin üniversiteyi tercih aşamasındaki en büyük etkenlerin başında Erzincan'ın sahip olduğu modern kent kimliği, tarihi dokusu, kültürü ve doğası geliyor. Öğrencilere sunulan burs olanakları da üniversiteyi önemli bir çekim merkezi haline getiriyor. Erzincan şehir olarak kavşak noktada bir şehirdir. Doğu batı istikametinde önemli bir yol güzergahındadır. Kuzey güney istikametinde Trabzon'la sahille bağlantısı olan ve ulaşımı çok kolay olan bir şehirdir. Havayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, yakın bir tarihte gelecek hızlı tren vasıtasıyla, demiryolu ulaşımıyla da ulaşımı çok kolay bir şehirdir. Ayrıca çok sakin bir şehirdir. Hem bilimsel faaliyetleriniz için, hem sosyal kültürel faaliyetleriniz için. Erzincan, doğa harikası bir şehirdir. Doğal güzellikleri ve doğal sporlarıyla da zengin bir şehirdir. Şehrimizde yamaç paraşütünden, kayak, dağcılık sporları, rafting gibi, base jumping gibi atlama sporlarında Türkiye'de önde gelen yerlerden birisidir. Bu şehirde öğrencilerimiz yaşadıkları zamanda her zaman her türlü bu manadaki aktiviteye kolay erişebilme imkanına sahiptir. Bugün yaklaşık 5000 öğrencilik yurtlar kurumunun yurt kapasitesi var. Bunun yanında yaklaşık 2500'e yakın da özel yurtların sunduğu imkan vardır. Erzincan Kültür Eğitim Vakfı gibi çok kıymetli ve çok güçlü bir vakfımız vardır. Merkezi İstanbul'da olan Erzincanlı iş adamları tarafından kurulmuş, bütün amacı eğitim faaliyetlerini destekleme olan bu vakfımızın yurt genelinde 3500 öğrenciye her yıl burs verdiğini biliyoruz. Bu 3500 öğrencinin 1000 öğrencisi Erzincan Üniversitesi öğrencisidir. Pek çok imkanımız var. Bize düşen bu imkanları Erzincan Üniversitesi ailesiyle birlikte kullanarak güç oluşturmak ve bu gücü ülkenin geleceğine taşımaktır. Öğrencilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinen ve öğrenci merkezli öğretim veren üniversite, sadece bilimsel çalışmalarla değil, sunduğu sosyal ve kültürel aktivitelerle de dikkat çekiyor. Sosyal aktiviteler açısından da imkanlarımızı öğrencilerimize kulüp faaliyetleri vasıtasıyla sunmaktayız. Kulüp faaliyetiyle gelen hemen hemen bütün çalışmalara destek sunmaktayız. Üniversitemiz spor alanında da Türkiye çapında ve dünya çapında başarıları da vardır. Dünyada bireysel müsabakalarda ikincilik yakalamış öğrencilerimiz var. Avrupa'da ikinci olan takım halinde ve bireysel derece yapmış öğrencilerimiz var. Türkiye'de de aynı şekildeyiz. Yani üniversitemizin gelişmişliği sadece bilimsel çalışmalar açısından değil, sosyal kültürel açıdan da gelişmişliği paralellik sergiliyor. Aynı düzeyde faaliyetlerini diğer üniversitelerle beraber yarışacak düzeyde tutmaktadır. Erzincan Üniversitesi, bünyesindeki hastanesi, sağlık alanındaki fakülteleri ve eğitim programlarıyla alanında uzman sağlık personeli yetiştiriyor. Tıp fakültesi hastanemiz kurulalı 4 yıl oldu. Burada açık kalp ameliyatlarından pek çok kanser cerrahisine kadar operasyonu yapabilecek, pek çok hastalığın teşhis ve tedavisini yapabilecek durumdayız. Bunlar çok önemli şeyler. Bunun yanında diş hekimliği fakültemiz, eczacılık fakültemiz aynı hizmetleri başlatmış, yürütüyor. Hemşirelik bölümümüzde her yıl pek çok hemşiremizi yetiştirerek
sağlık gönüllüleri arasına katıyoruz. Hukuk Fakültesi ise Türkiye'de kurulan 7. Hukuk Fakültesi olma özelliğini taşıyor. Hukuk Fakültemiz bizim gururumuzdur. Çünkü Hukuk Fakültesi Türkiye'de kurulmuş ilk 7. Hukuk Fakültesidir. 1987'de kurulmuştur ve her yönüyle fiziki mekan, altyapı, öğretim elemanı, insan kaynağı olarak Türkiye'nin yine önde gelen fakültelerindendir, hukuk fakültelerinden. Kütüphanesinde 30 bin civarında bir kitap var şu anda. Bu yönüyle de Türkiye'deki standartları oluşturabilmiş birkaç üniversiteden biri, hukuk fakültesinden biridir hukuk fakültemiz. Doktora programları, yüksek lisans programlarıyla da kalitesini göstermektedir zaten. Son 10 yılda en çok gelişme kaydeden sektörlerin başında sivil havacılık geliyor. Üniversite bu gelişmeye paralel olarak eğitim verdiği sivil havacılık yüksekokuluyla sektöre kalifiye elemanlar yetiştiriyor. Çelebi Holding'in desteğiyle üniversitemizde çok modern bir sivil havacılık yüksekokulu kazandırılmış. Hala bu şirket üniversitemizin bu okulu için maddi desteğini ve yetişmiş insan kaynağı desteğini sunmaya devam etmektedir. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Gelecekteki sivil havacılık sektöründe ihtiyaç olacak elemanların bir kısmını burada yetiştirmekten son derece memnuniyet duymaktayız. İnsan merkezli eğitim anlayışıyla bilimi ve aklı esas alarak ülkemizin değerleri ve hedefleri doğrultusunda üstün nitelikli bireyler yetiştiren üniversite, uluslararası ölçekte bilim ve teknoloji üreterek bölgenin ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Biz Erzincan Üniversitesi olarak Anadolu'da bir dünya üniversitesi öz ülküsüyle yola çıkmış bir üniversiteyiz. Bu ülküyü bütün öğrencilerimizle, öğretim elemanlarımızla, tüm çalışanlarımızla benimsemiş ve bunun için gereğini yapmak üzere yola koyulmuşuz. Son 5 yıl içerisinde yaptığımız çalışmalarla bu ülkümüzün gerçekleşmekte olduğunu hep beraber görüyoruz ve bunun mutluluğunu yaşıyoruz. İlk zamanlar bu nasıl bir ülküdür, Anadolu'da bir dünya üniversitesi Erzincan'da nasıl olur diyenlere güzel bir cevap oluşturacak gelişmeler başarmışız. Bunu öğrencilerimizle beraber, çalışan hocalarımızla, diğer idari personelimizle hep birlikte başardık. Üniversite gençleriyle daima iç içe olan, onların sorunlarıyla yakinen ilgilenen Profesör Doktor Çapoğlu, gençler geleceğin emanetçisidir diyor. Gençlerimize değer vermemiz gerekiyor çünkü geleceğimizi onlara emanet edeceğiz. Hiç unutmuyorum, ilkokuldayken öğretmenimiz bize şöyle demişti: "Çocuklar, siz bugünün küçüklerisiniz ama yarının büyükleri olacaksınız." Bu ne demekti diye hep sorardım kendime. Bugün o büyüklerden bu öğrencilerin arasındayız. Evet. Şimdi bu çocuklar yarının büyükleri olacak. Eğer bu çocukları bizlerden çok daha iyi yetiştirirsek bu ülkeyi bizden daha iyi noktalara taşıyacaklardır. Onun için bunlar bizim için çok önemli. Doğru. En önemli kaynak insan kaynağıdır. Peki efendim, bu konuşmalar olsun, arkadaşlarımıza yemek yemeler olsun, çay içmeleriniz olsun, sık sık yapıyor muyuz? Bu arkadaşların dertlerini, sorunlarını dinliyoruz muyuz Sayın Hocam? Tabii bizim öğrenciler arasında sık sık oturup yemek yemek, çay içme, işte bir ortamı paylaşma çok sık olmayabiliyor. Çünkü yeni bir üniversiteyiz, çok alanda çok çalışmalarımız var. Evet. Onları yakından takip etmemiz lazım. Ama zaman zaman yemekhanede, çayhanede bir araya gelip konuşabiliyoruz, paylaşıyoruz. Ama öğrencilerin herhangi bir problemini silsile yoluyla bize doğal bir ortamda ulaştırması mümkün burada. O yolu hep açık tutuyoruz. Öğrenci konseyi temsilcilerimiz var, arkadaşlarımız. Fakültelerde öğrenci temsilciliklerini aktif tutarak sistemin yönetimle öğrenci arasındaki iletişimi bu yolla sağlanmasını çok önemli kabul ediyoruz ve işlemesini istiyoruz. Çok güzel. Biz ayrıca herhangi bir problemi çözemediğinde bu iş için en son safhada bize ulaştırması noktasında kapıları da açtığımızı, açık tuttuğumuzu söylemek istiyoruz. Bütün öğrenciler sonunda rektörüne ulaşmak istediğinde de ulaşabiliyor. Şimdi ise söz
üniversite öğrencilerinde. Bakalım onların üniversitelerinden beklentileri neler? Rektörleri Profesör Doktor Çapoğlu hakkında neler düşünüyorlar? Bizim de bir kulübümüz var, Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı. Hı hı. Onun adına çalışmalar yaptıklarında arkadaşlar görüşme talep etmişler rektör beyle, hocamla. O da kendisi de kabul etmiş. Ben hani çok şaşırmıştım, kendim gidemedim ama hani çok şaşırmıştım kabul etmesini. Sonuçta hani düşünüyor insan, rektör bir öğrenciyle hani temas içerisinde. Ha, çok memnun olduk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ben bu okula geldim. Geleli söylediğim tek şey şuradaki uçağın içini kafe yapmaktı. Başka bir isteğim yok. Artık o uçak şey için maket ve insanlar orada eğitim okul, değil mi hocam? Uçağın içini kafe yapmaktı hocam tek isteğim. Evet. Uçağın içini kafe yapmayı biz de düşündük. Yani bunu biz ama bir o zamanı geldiğinde o da olacaktı. Yani önümüzdeki sosyal tesisin açılmasından sonra oradaki oluşacak duruma göre biz nihai hedefte o kargo uçağımızın için bir kafeye dönüştürmektir nihai hedefimiz. Biz üniversitemizde gurur duyuyoruz ve bütün öğrencilerimiz kendi üniversitelerinde gurur duyabilirler, duyabilecekleri bir üniversiteleri var. Hı hı. Ama gelecek 10 yılda şu üniversitenin herkes ismini duyacaktır ve en önde tercih edilen üniversiteler arasında olacaktır. İnşallah. Bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Üniversite gezimiz sırasında mühendislik fakültesi öğrencilerini laboratuvarda ders sırasında ziyaret ediyoruz. Zeki kardeşim burada ne yapıyoruz? Seyircilerimize burada yapmış olduğun çalışmayı paylaşır mısın kardeşim? Bu bizim elektronik mühendisliği dersinin mikro işlemci programı dersi. Burada da mikro işlemcilerimizi kodlayıp devrelerimizde elemanlara yerleştirip çalışıp çalışmadığını denetliyoruz yazdığımız kodların. Evet. Bugün de bir display sürücüde işte 0'dan 99'a kadar sayan bir display sürücüsü yaptık. Devremizi gerekli elemanlara yerleştirip enerjisini verdik. Mikro işlemcimizi de kodladık. Şu anda devremizi çalıştığını görüyoruz. Çok güzel. Size başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler, genç dinamik çalışan kardeşlerimiz burada. İnanıyoruz ki Türkiye'mizin geleceği, Türkiye'mizin gerçekten emanet ettiğimiz gençler. Bizim geleceğimiz diyoruz. Bunların önlerini açmak ve bunları gerektiği gibi yetiştirmek bizlerin görevi diyoruz. Hep birlikte Erzincan Üniversitesi'ni gezmeye devam ediyoruz. Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesindeyiz. Burada çok değerli bir kızımız var. Bu kızımız Türkiye 93.sü. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Adım Elif Özdemir. Erzincan doğumluyum. Buralıyım ve LYS'de Türkiye 93.sü oldum. Hı hı. Ve burayı tercih ettim. Burayı tercih etmemdeki sebep bu hukuk fakültesinin gerçekten çok kaliteli olması. Yani zaten kurulan ilk 7. fakülte Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi. Üniversite adaylarının burayı tercih etmesini canı gönülden istiyorum. Biz buraya gelirken kafamızda çeşitli soru işaretleri vardı ama şu anda 2 diyebiliyoruz. Yani Erzincan olduğu için. Bir de İstanbul doğma büyüme olunca Doğu çok fazla bize uzak geliyor oralarda. Buralar biraz daha böyle zor görünüyor. Ancak buraya geldiğinde böyle bir ortamın olmadığını gördük. Yani hocalarımız olsun, işte yeterli kaynaklarımız olsun, kütüphanemizde güncel 30 bin üzerinde kitabımız var. Akademik kadro olarak da gayet güçlü bir kadroya sahibiz ve ayrıca dekanımız bile sağ olsun bizim dersimize geliyor ve istediğimiz anda onunla iletişim sağlayabiliyoruz, kurabiliyoruz bu bakımdan. Evet. Yani buranın olduğuna biraz da sevindik. Erzincan Üniversitesi malumunuz olduğu üzere daha yeni kurulmuş, çok genç bir üniversite. Tıp eğitimi yeterli dinamikleri bünyesinde barındırmak durumunda. Bu konuda endişelerim vardı açıkçası gelirken ama gelip görünce bu düşüncelerim tabii ki değişti. Yani. Uygulamalı olarak çok iyi. Hani böyle derslerimiz iyi. Yani hocalar güzel eğitim veriyor. Her yönden güzel. Ben beğeniyorum yani. Buraya geldiğim için de memnunum yani. Buraya gelirken açıkçası nasıl olacak, nasıl bitecek kafamda bir sürü soru işareti vardı. Hı-hı. Ama geldikten sonra gördüm ki hani az kişi olmak bizim için daha faydalı. Çünkü hocalarla birebir eğitim alma fırsatımız oluyor. Bu da bizim için bir avantaj. Gelirken buraya üniversitede hani yeterli eğitim olur mu olmaz mı şüphesi bizde de vardı ama bence gayet iyi. Hocalarla az kişi olduğumuzdan dolayı da hani abi kardeş modundayız. Bu görüntülerse üniversitenin 2014-2015 eğitim öğretim yılının mezuniyet töreninden. Üniversite bu yılda binlerce öğrencisini mezun etmenin gururunu ve sevincini yaşıyor.